Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu led ışığı size paylaşacağım. Bu bir ring light değil veya normal kalitesiz bir ışık değil. Tamamen video içerik üreten arkadaşlarımız için YouTube'a, TikTok'a, Instagram'a içerik üretiyorsanız bu ışığa ihtiyacınız var. Şu anda karşımda gördüğünüz ve beni bu açıdan çeken canlı, gerçekten güzel bir ışığa sahip olan ürün karşımda. Ben bunun kutu açılımını yaptım. Siz birazdan kutu açılımını izleyeceksiniz. Ürünümüz iki kutudan oluşuyor. Öncelikle bu kutumuzda ayak bulunuyor ve ayaklarımız döküm ayaklar. Döküm olduğu için sallanma yapmıyor ve gerçekten kaliteli. Zaten elinize aldığınızda ayak kısmını anlayacaksınız ışığı şu şekilde düşünün. Böyle yatırabiliyorsunuz, böyle tamamen kaldırabiliyorsunuz. 360 derece gibi döndürebildiğinizi düşünün bu işi. Ve ürünün kutusu bu. Size bu şekilde de ürünü göstermek istiyorum kutu yapısını. Zaten ürünümüzün içerisinde Photograph Light A118 yazıyor model olarak. Ve ürünümüz ne için gerekli? Bu sadece YouTuber'lar veya farklı içerik üretenler için de değil bir firma sahibiyseniz, ürününüzün çekimini yapıp bir sitede yayınlıyorsanız bu ürün tam size göre de. Ve ekstradan işte ne bileyim bir dövme, piercing, güzellik salonları bu ürünleri genelde tercih ediyor. Çünkü yaptığı işlemleri daha net ve detaylı gösterebilmek için ışık gerekiyor. Zaten bu şekilde kamera karşısında bir iş yapıyorsanız ışık her şeyden önemlidir. Kameradan bile yeri geldiğinde önemli oluyor. En dandik telefon kamerasını veya DSLR en dandik lensi bile ışıkla birlikte güzelleştirebiliyorsunuz. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz ve kutu açılımında bizi neler bekliyor? Hepsini gösterdim sizlere. Hem kutuyu açacağız hem ürünü detaylı kurulumunu göstereceğim. Sonrasında tekrar geleceğim ve detayları paylaşacağım sizlerle. Şimdi geldik ürünümüzün kutu açılımına. Önce ayağından başlıyorum. Bu ışığımızı tutacak bir aparat. Gerçekten kaliteli. Yani böyle devrilir mi, şey yapar mı derdi yok. Ve kumandalı bir ürün, onu göstereceğim şimdi size. Bak abi, şu ayağın kalitesi gerçekten efsane. Döküm çünkü. Ucu zaten bu şekilde. Uzun da bir kademesi var. Kademe kilitlerimiz de bu şekilde. Şimdi şunu bir kenara bırakıyorum. Hemen ürünümüzün açılımına geçiyorum. Şuradan çekiyoruz. Ve şu şekilde ters çeviriyoruz. Zaten Photography Light A118 diye geçiyor. Açıklamaya linki bırakacağım. Enşal markasına da teşekkür ediyorum. Buradan böyle monitör tarzında bir şey çıktı. Bak şimdi. Şu normal fişe taktığımız aparatımız. Bunu bir kenara alıyoruz. Bu ürünü kumanda edebileceğimiz kumandamız. Bildiğiniz vizyon kumandaları gibi ve gerçekten üzerinde kısma, açma, renk değiştirme vesaire var. Ve 2 adet kalem pille çalışıyor. Onu da zaten firma yanında gönderiyor size. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da bir kenara alıyoruz. Bu da adaptörümüz. Hemen bunu da açayım sizin için. Bu da normalde zaten şu çıkan aparatın şu kısmı girecek. Buradan da fişe takılıp bu da ürünün arkasına monitörlere geçilen bir güç kablosu gibi düşünebilirsiniz. Geçtikten sonra ürünümüz tamam. Şimdi ürünümüzü kutudan çıkartıyorum. Göstereceğim zaten detaylı bir şekilde. Şimdi ürünümüz bu şekilde karşımıza geliyor. Ve ışık ayarlarını, açma kapamalarını hepsini buradan yapıyoruz. Buradan renk sıcaklığı değişiyor. Buradan ürünün ışık veriş gücü. İşte birden yüze kadar bir seçenek var ve birden yüze kadar ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz düşük ışık, isterseniz fazla ışık. Bunu sadece yayın, YouTube için düşünmeyin bu arada. Mağazanız var, bir güzellik salonunuz var, bir kuaförünüz var. Orada da kullanabilirsiniz. Gerçekten döküm olduğu için ayaklar da kaliteli. Şimdi kuruluma geçiyoruz birlikte. Şimdi geldik ürünümüzün kurulumuna. Öncelikle ayağı hiçbir şekilde açmadan şuradan arka kısmındaki vidayı, şu vidayı sıkarak daha doğrusu genişleterek böyle bol bırakıyoruz. Ve buradan tripodumuzu direkt yerleştiriyoruz buradaki vidamızı sıkıyoruz. Bunu sıkabildiğimiz kadar sıkacağız. Şu anda sertleşti. Şurayı da sıkıyoruz ki kaymaması ve sabit durması için ışığı bu arada aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Şu anda sabitlendi. Yatırdıktan sonra hemen kablo bağlantımızı da göstereyim. Bu zaten çok kolay bir kuruluma sahip. Şu ucu şuraya takıyoruz. Artık mesela videolarım çok profesyonel olacak. Bunu fişe takıyorum. Fişe taktık. Arkasındaki bak zaten adaptörün ışığı yandı. Arkasındaki güç kablomuzu da şu kısma takıyoruz. Şöyle yakına alayım hatta kamerayı buraya taktık ve şu anda off diyor. Buradan ya da buradan bir kere bastığımızda ışığımız şu an açıldı. Buradan ışığımızı kısıyoruz. Gördüğünüz gibi ışık şiddeti de kısılıyor ve açıyorum. Şimdi şöyle düşünün. Masayı ne kadar aydınlattığını görün. Ve bayağı da ışık veriyor. Şimdi şöyle ışığı hafif kısacağım. Ve kameraya da göstereceğim. Zaten şimdi karşıma da alacağım ışığı sizle birlikte. Şu anda en kısıktayız. LED'leri görebiliyorsunuz. Gayet kaliteli ve gayet profesyonel bir ürün diyebilirim. Evet, ürünümüzün kurulumunu yaptık ve yanımızda şu anda ilk starta basıyorum sizle birlikte ve şu anda muhtemelen gözünüzü aldı. Kapatıyorum tekrardan birazdan şu anki ışığımı, çekim ortamımı görün ve birazdan kalitenin nasıl arttığını size göstereceğim. Öncelikle şöyle bir kumandası bulunuyor. Zaten bunu gösterdim. Şurada açma kapama yeri var. Bastığımda açılıyor ve bastığımda tekrar kapanıyor. Güzel bir ürün. Arkasından zaten hemen şöyle göstereyim. Kumanda dışında şuradan da ayarını kısabiliyorsunuz. Bakın iyice kıstım şu anda. %5'te şu an ve %100'e getiriyorum. Ve buradan %100'e getirmeden önce sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Sarı ton, işte orta tonlar yapabiliyoruz. Bunları zaten detaylı bir şekilde birazdan göreceksiniz kamerayı karşıma yani ışığı karşıma aldıktan sonra. Şu an çekimi ortamındayım ve böyle bir ortamım ve böyle bir ışığım var. Aslında bunlar şu anda sarkıttığım biliyorsunuz. Gece lambaları. Ürün gerçekten güzel. Açma kapama bölümü arka tarafta da mevcut. Ayak kısmı döküm olarak çok güzel. Onun detaylı videosunu şu anda görüyorsunuz zaten. Açma kapamayı da direkt arka kısımdan şu basılan tuştan yapabiliyorsunuz. Bir kere bastığınızda açılıyor. Bir kere bastığınızda kapanıyor. Sol tuş sarı ve biraz daha turuncumsu bir rengin karışımı. Ve en son kısımda zaten şöyle göstereceğim size hemen arkadan bastım. Şimdi şuradan kısalım birazcık ayarı. Ne kadar kamerada şu an belli oluyor bilmiyorum. Şu anda en turuncu sarı modunda aslında. Ortaya getirdiğimde biraz daha beyazımsı. En sağa getirdiğimde bu ee, normal böyle çekim yapılan beyaz ortamlardaki ışık gibi şu anda görüyorsunuz. Hemen basıyorum. Ürün içerisinden kumandası, şarj adaptörü, ayak kısmı ve tripodumuz çıkıyor. Tripod zaten bunun içerisine pilleri kendileri gönderiyorlar içerisinde sağ olsunlar. Enşal markası Ring Light ve bu tarz LED projektör ışıklar için, kamera ışıkları için bayağı profesyonelleşmiş bir marka. Açıklamaya linki bırakacağım sizler için de. Detaylı bir şekilde oradan gidip inceleyebilirsiniz ve Instagram sayfalarına da bakabilirsiniz. Şu anda ben bu işi karşıma alıyorum ve bir de o şekilde çekim tarafımızı bir göstereyim size. Işığımızın kurulumunu yaptık. Şu anda karşıma aldım aldım ışığı ve şu anda kısık modda yaklaşık yüzde on civarlarında. Şimdi buradan yükseltiyorum ışık ayarını ve siz de şu anda fark ediyorsunuz. Onun dışında burada lümen ayarları var. Yani aslında sarı tonu, turuncu tonumsu gibi. Mesela şu anda ışığın rengi değişti. Şimdi bu tonda birazcık yapacağım ve şu anda kısıyorum ışığın ayarını. Şu anda bayağı bir kıstım. Ledleri gözüküyor içinde hatta. Bu tonu yapabilirsiniz veya onun dışında tamamen bu şekilde beyaz ton yapabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Ama ben ürünlerimin çekimini artık tamamen profesyonelliğe götürüyorum. Enşal markası güzel bir marka. Çünkü bir ürüne yorum yazdığınızda veya Instagram hesabından bir ürünle ilgili soru sorduğunuzda anında dönüş yapabiliyorlar. Yaşadığınız bir problemde vesaire size hemen şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diyebilen bir marka. Çünkü ben de kanalımda birçok ürünü inceledim. Bu ürünü hem yayıncılar, hem YouTube'a video çekenler hem de güzellik salonu işte piercing, dövme salonları olan kişiler genelde tercih ediyor. Çünkü güzel bir ışık veriyor ve ürün çekimi yapacağınız zaman bundan bir tane almanız yeterli. Hangi bir yerde ürün satıyorsanız Instagram veya farklı bir web sitesinde bunu aldığınızda kameranın karşısına ürünü koyduğunuzda profesyonel çekimler yapabiliyorsunuz. En kötü kamerayı, en kötü telefonu bile profesyonelleştirebiliyor. Ve en güzeli kumandadan... Ayarlanıyor olabilmesi, işte gece modu dediğinizde böyle kısıyor. Onun dışında %50 mod dediğinizde 50 dereceye açıyor şu an parladığını görüyorsunuz. Ve gerçekten tam ışık şurada gözümü hiçbir şekilde almıyor. YouTube platformuna, TikTok'a, Instagram'a içerik üretecekseniz bu ürün tamamen size göre. Onun dışında firmanız varsa dediğim gibi... Bu ürünü alıp, ürünlerinizin çekimlerini yapıp veya dövme stüdyosunda bir dövme yaparken video çekecekseniz ve sonrası öncesi yapacaksanız tamamen size göre bir ürün. Çünkü tamamen ten rengine göre ayarlanabilir ışık. Yani şu dediğim gibi e, yüzümün rengini alabilecek bir ışık. Evlerimizdeki sarı ışıklar gibi veya beyaz led ışıklar gibi ayarlayabileceğiniz bir ürün. 3000'den 6000'e kadar çıkıyor renk tonu. Onun dışında 1'den 100'e kadar da ışığı şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda %50'de. Şurada gece modu var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Kamera netlerse bastığımda ışığı bu şekilde düşürüyor ve ben artık ürünlerimin çekimini gayet profesyonel, gayet kaliteli bir şekilde yapabileceğim bu ürün sayesinde. Bu ürünümüzde böyleydi. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar destek olmak isterim. Ürünün linki açıklamada. Instagram sayfalarını da bırakıyorum. Oradan da sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Ürünü Trendyol'dan alırsanız da oradan ürün soru cevap bölümünden de soru sorarak ürünün hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz firmadan. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. videomuz bu kadardı.